seninle tanıştık zaten de seninle pek tanışamadık. Şimdi ne iş yapıyorsun? Kaç yıllık evlisin? Çoluğun çocuğun var mı? Arkadaşlar ben 1,5 yıllık evliyim. Kaç? Ben 1,5. Aa, yeni gelin. Yeniyim daha. Ben psikoloğum, klinik. Benim eşim avukat ama... Buraya tam lazım olan meslek dalı gelmiş. Çok ama ihtiyacımız var. Eşim kendi işini yapmıyor. Ailesinin bir emlak inşaat şirketi var. Orada çalışıyor şu an. Evet. Böyle bir anımız var. İşte 1,5 yıllık evliyim ben. Anınız ne? 1,5 yıllık evli olmanız mı? Ben orayı anlayamadım. Mesela nasıl evlilik teklifi falan aldın mı? Aldıysan nasıl dur, aldın? Dur. Daha sıra gelmedi. Bir dakika. Nasıl tanıştınız? Önce onu anla. Şöyle ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıştık pandemi süresinde. Eşimin bir arkadaşı ve benim de ortak arkadaşım aynı zamanda. Onların bir görüşmesi vardı. Bizi de tesadüfen davet ettiler. Beni de oraya davet ettiklerinde orada bir şekilde böyle birbirimizden çok etkilenmedik ilk başta ama hani derler ya. Evet derler ya böyle en büyük aşklar nefretle başlar falan. Öyle bir şeyimiz oldu bizim ilk tanışmamız. Ama daha sonrasında tekrar hani arkadaşlarımız aracılığıyla daha sık görüştüğümüz için daha sonrasında baktık birbirimizden çok etkileniyoruz ama tabii ki de ilk baştaki tanışma olayından sonra biraz daha geride dura dura yavaş yavaş ilerleye 2 yıldan sonra da evlilik kararı aldık. Tamam anladık, tanışman çok heyecanlı bir şey değil. Bari sözün nişanın Adana'da, yani az çok tahmin edebiliyorum böyle görkemli, altınlar, şaşalı, kalabalık. Ay evet. Öyle bir şey oldu mu Adana yani? Adana deyince öyle şeyler geliyor aklıma. Ya bari onu izleyelim getirdiysen görüntülerini falan. Yani birkaç görüntü getirdim aslında ama sizin beklediğiniz kadar şaşalı ve gösterişli olduğunu düşünmüyorum. İyi bari. Bizim daha bir çok... izleyelim ya bir, bence de bir nasıl bakalım. Bir şey. Evet. Heh, en sevdiğim. Özge gelinin isteme gününe gidiyoruz. Bakır cezvede yaptığı kahvenin içine basıyor tuzu. Ah, yazık damat beye. Damat bey içiyor ama asla çaktırmıyor tuzlu kahve içtiğini. Belli ki sevdiğinin elinden çiğ tavuk olsa bile yer. Önemli olan gençlerin mutluluğu. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle ben yani bu isteğinize... Çocukların niyetlerini daha önce aldığım için söylüyorum. Uygun görüyoruz. Özge gelini babası verdi gitti. Mutluluk pozları veriliyor. Çiftimiz çok yakışıyor. Biz de kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz. Güzel bir belgesel getirmişsin. Yani toplu bir seminere katılmışız gibi. Ne kadar heyecanlı. Herkes o kadar heyecanlıydı ki. Gayet sade, tam benlik. Yani şeyler. İstemeden beklentini de onu anlayamadım. Çünkü nişanı biz bir ayrı coştu, yaptık. Hani bir insanlarda ne bileyim bir heyecan, bir şey hissedersin ya. Orada da mesela herkes halının desenini izliyor. Hani mecburiyetten gelinmiş gibi. Ben şeye de takıldım mesela. Neden orada 5 kişi var? Ya şimdi biz istemeyi aile gelsin arasında küçük yaptık. Çünkü bizim... Nişan ve nikah bir gün arayla oldu. İzmir'e taşındık biz tabii. Öyle de olunca evde küçük bir isteme yapalım dedik aile büyükleriyle sadece. Nişanını da daha sonra dışarıda yaptık zaten. Benim gördüğüm sahne ne biliyor musun? Şu an sana bakıyorum. Gerçekten ağır cezada yargılanıyormuşsun, sanıkmışsın gibi. Yani suçunu birazdan itiraf edecekmişsin gibi duruyor. Yanındaki de bak gerçekten avukatın müvekkilini savunuyor. Karar öyle bir sahne ya. Herkes neden mutsuz? Yani tek kız çocuğuyum ben ailede. Ailemizde benden başka kız çocuğu yok yani. Tabii. Herkes duygusal olduğu için sana öyle gelmiş olabilir duygusal diye düşünüyorum. Duygusal değil, herkes yasta. Yani gerçekten de avukat gibi duruyor yani. Hiçbir sıcaklık yok. Hani bir samimiyet yok yani. Sanki. Orada herkes çok mutlu. Bu nasıl eleştiri ya? Ben sizi izlerken de çok kızıyordum. Hani mutluluk diye de göstermedin ki. Bir organize bak nasıl kaydı, güzel gözlerinin içi gülüyor, bakmıyorsunuz, gözlerini görmüyorsunuz. Gözleri gözükmüyor çünkü hep önünde zorla veriliyormuş gibi duruyor kız orada. Yok. Gözleri açık çok çağ dışı kalmışsınız ben yani. Ben böyle ya çok görmüyorum. Merak ediyorum, çağ dışı derken siz kendinizi nerede görüyorsunuz affedersiniz? Çağ dışı ne demek istiyorsunuz? Yani bu bana açıklar ya mısınız? Çok eskilere gidiyorsunuz siz. İşte yani ama şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Yaş itibariyle zaten eski olan burada belli oluyor. Bence isterseniz o çağ muhabbetine hiç girmeyin. Bari bir kişi de yalandan gülümsese yani. Ay, o falan. Sonrasında oluyor Yeşim'cim. Seni sonrasında ailen, da göremedim. Yani seni ailen verirken çok mutlu bir şekilde kurtuluyoruz diyerek mi verdiler seni? Bak en azından ben mutluydum ya evleneceğim diye. Sen durumu yanlış anlamışsın. Hani kına gecesinde bir ağlatırlar ya zorla geleni. Surat 5 karış yapmaya çalışırlar.
Sen erken başlamışsın surat asmaya. Yani birazcık hüzün olur diye düşünüyorum. Siz gerçekten çok mutlu mutlu mu evlendiniz böyle? Ya mutlu değilsem niye evleniyorum? Ben de onu anlamadım ya. Bu kadar yani, üzülecektim. Niye evlendin? Allah Allah, yanımdaki adam beni mutlu etmiyorsa ya da etmeyecekse ben niye o toplara gireyim ya? Yani mutlulukla alakası yok kızlar. Mutsuzum mu dedi kız? Ben mi duymadım? Ben de anlamıyorum ki. Hayatım, mutluluğa dair bir şey yok. Kahveyi mi karıştırdınız? Yani. Tuzlu kahvelerin hepsini siz mi içtiniz? Hepiniz yani, suratı ekşi. Yeşim'cim, benim anlatamadığım ve inandıramadığım şey mutlu olduğum size. Yani bunu neden orada anlamıyorum? Sen değil orada... miyim? Vallahi ben mutlu insan görmesem inanacağım. Mutlu olduğunu iddia ediyorsun bir de.